Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Size Next uydu cihazlarının YouTube sorunuyla ilgili yeni yazılımı nasıl yükleyebiliriz bunu göstermek istiyorum. Next uydu cihazınız var. Yazılımsal problem yaşadığını düşünüyorsanız araştırmalarınıza göre bu YouTube olabilir, IKS olabilir ya da cihazınıza yeniden fabrikasyon Next tarafından verilen yazılımı yüklemek istiyorsanız eğer size anlatacağım dosya formatını yazılımını yükleyerek çok basit bir şekilde indirdiğiniz Next tarafın Next sitesinden indirdiğiniz dosyayı masa üstüne çıkartmayı ve masa üstüne çıkarttıktan sonra flash bellek ya da hard disk gibi depolama aygıtlarınızın içerisine yükleyerek aracınızdan Next destek yazıyorsunuz. Next'in resmi yazılım ve teknik destek sitesidir. Site'nin içerisine girdiğiniz zaman siteye giriş için reklama atlıyorsunuz. Reklamı atladıktan sonra next'in sitesine giriş yapıyorsunuz. Burada Nex ile ilgili en son çıkan cihazlarla ilgili genel olarak ana sayfası var. Ana sayfadan cihazınızın sol taraftaki kategorilerden mini uydu cihazı olarak örneklendirme yaparsak eğer mini uydu cihazlarından burada hangisi olduğunu sitenin içerisindeki kategorilerden öncelikle sizin uydu cihazınızı buluyorsunuz. Uydu cihazınızı bulduktan sonra örnek olarak Nex 64 HD Mini uydu cihazının son yazılımını indirmeyi, dosyayı çıkartmaya göstereceğiz. Burada cihazla ilgili özellikler e, giderilen, yeni yazılımla giderilen e, sorunları gösteriyor. E, Free Share aktivasyonu yazılımın içerisindedir zaten. YouTube hatasını düzeltebiliyorsunuz. Cihazın fabrikasyon şifresi, güncel yazılımı, güncel kanal listesi, MUK'leri ve resimli anlatım dosyaları var. Ben güncel yazılımı tıkladığım zaman sol alt tarafta zip olarak indiriyor. Dosyayı zip olarak indirdikten sonra masa üstüne sürükleyip indiriyoruz. Masa üstüne indirdikten sonra dosya masa üstünde gözüküyor zip halinde. Sağa tıklayıp buraya çıkart demeniz lazım. Bu çok önemli. Çünkü zip olarak direkt USB attığınızda flash belleğinizde ya da hard diskinizde görmez. Sağ tıklayıp buraya çıkart dediğiniz zaman çıkarttığı dosyayı masa üstünde görüyorsunuz. Masa üstü ABS 1000 dosyası olan. Flash belleğe yüklediğimiz dosyayı cihazdan yazılım güncellemesi yapacaksınız. Yazılım güncelleme kısmına geliyorsunuz. Okeyliyorsunuz. En üstte USB'den yazılım seçili. internetten güncelleme değil USB ile güncelleme. Zaten yazılım otomatik olarak gördü. Güncelleme okeyle ile başlat diyorsunuz. Güncelleme yapılsın mı diyor. Evet diyeceksiniz. Güncellemeyi yapmasını bekleyeceksiniz. Cihazı kapatmayacaksınız. Ya da elektrikler giderse şansınıza cihaz çöker. Kesinlikle fişten çıkartmayacaksınız. Ya da cihazı kapatmayacaksınız. Yazılımı bir dakika bile sürmeden güncelleyecek. Güncelledikten sonra en son hata gereksinimleri siliniyor. Yeni yazılımla yeni güncellemeler, hatalar düzeltilmiş oluyor. Siz de bu şekilde yapacaksınız. Çok basit bir işlem. İlk anlattığım birinci etap bilgisayardan dosya halinden çıkartıyorsunuz zipten. İkincisi flash bellek ya da hard disk yardımıyla yazılım güncelleme kısmından USB ile güncellemeyi yapıyorsunuz. Yazılım bittikten sonra cihaz kendini otomatik kapatıp açıyor. Bir dakika bile sürmüyor. Güncellendi. Uyarısı da veriyor zaten. Cihaz kendini kapatıp tekrar açacak. Yeni yazılımınız yüklenmiş olacak. Youtube kanalımızı takip edip abone olursanız teşekkür ederiz.